Rusteveli Caddesi'nden selamlar. Gürcistan Tiflis'e geldik. Yine ani bir bilet aldık. Çıktık Gürcistan Tiflis'e geldik. Ben Tiflis seviyorum. Tiflis dedik de onu da görelim. Ramazan öncesi son çıkış yapalım dedik. Nereye gitsek diye bakıyorduk. Yakın bir yer arıyorduk. Yakın yerde Tiflis seçtik. Atladık geldik. Ben buraya akşam geldim. Akşam çekim yapmadım işte. Eve yerleş falan derken Tiflis'e kendimizi attık. Şimdi hemen size Tiflis'le ilgili güncel bilgileri vereyim. Öncelikle havalimanından indin. Ne yapacaksın? Sana internet lazım. Sim kart alacaksın. Sim kartı Geocell var. Geocell Silknet diye geçiyor hatta. Değil mi? Evet. Silknet diye geçiyor. Biliyorsunuz 15 liraydı. 7 günlüğü 15 liraydı. Zam yapmışlar. 7 günlüğü 25 lira olmuş. Ben normalde almayacaktım sim kart. Bir saat artık hava kararıyordu. Geç oluyordu, eve gitmem lazımdı. Almak zorunda kaldım. Çünkü havalimanının internetine bağlandım. Taksi çağıracaktım Bolt uygulamasından. Ama internette sürekli bir sorun oldu. Dondu, uygulamaya erişim olmadı falan derken ya dedim alayım şuradan bari. 25 lira sim kartı aldım. Bakın bu sim karttan alacaksanız, grup falan gelirseniz almak zorunda kalırsanız bir tane alın. İkinciyi almayın. Çünkü şehir merkezine geldiğiniz zaman şehir merkezinde o sim kartın fiyatı 10 liraya arkadaşlar. 10 liraya alabiliyorsunuz. Havalimanında 25 liraya satıyorlar. Bilginiz olsun. Bu bir. İkincisine geçelim hemen. Havalimanından şehir merkezine nasıl geleceğim? Bolt diye bir uygulama var. Telefonunuza bunu yüklüyorsunuz. Olduğunuz yeri seçiyorsunuz. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz. Kredi kartınızı tanımlatırsanız kartınızdan çekiyor. Nakit de vermiyorsunuz. Ama isterseniz nakit seçeneği de var. Nakit ödeyebilirsiniz. Uygulama sayesinde çok ucuza gelirsiniz. Kazıklanmazsınız. Ama uygulamayı kullanmazsanız eğer 70'leri, 60'ları taksicilerin size verdiği fiyatlar. Taksici yanıma geldi. Nereye gideceksin? Şehir merkezi dedim. Bana dedi ki 70'leri. Dedim ben Bolt kullanıyorum. Bolt pahalı dedi. Ne kadar dedim? Bolt pahalı dedi sadece. Sen ne kadar istiyorsun? 70'leri. Bolt'ta dedim 15 lira mı 20 lira mı ne dedim ya. Adam sonra bizim saldı tabii hemen gitti. Yani bilmesen sizi orada direkt öpüyorlar. Kesinlikle Bolt'u yükleyin şehir merkezine gelin. Şimdi ne yapmış olduk? Sim kartı aldınız. Şehir merkezi havalimanına geldiniz. Pardon, havalimanından şehir merkezine geldiniz. Ondan sonra zaten evinize yerleşiyorsunuz. Sokaklara atıyorsunuz kendinizi. En zor olay bu. Sizi zorlayacak, zamanınızı alacak olay buydu. Gezimize başlıyoruz. Gördükçe söylemem gereken her şeyi anlatacağım size. Bu arada Rusteveli Caddesi. Geçen burada olaylar çıkmıştı. Parlamento binası hemen karşıda. Ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok Tiflis'te. Tiflis'te son durum sorunsuz. Olaylar yok. Geçen videoda söylemiştim, hatırlıyorsunuzdur Galeri AVM'i. Ben yine not geçeyim de size yine söyleyeyim. Arkadaşlar bu alışveriş merkezinin önünden geçerken dikkat edin. Özellikle akşam saatlerine doğru tam böyle hava kararmadan da oluyor. Bakın karşıda da var hatta, görebiliyor musunuz? Bak çilgeneler falan oluyor, bak görüyor musunuz? Bunlar böyle bir iki değil. Bunlar böyle grup oluyor. Böyle 8-9 kişi oluyorlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor diyeceksiniz? Ya üzerinize bir anda çullanıp cebinizden paranızı, telefonunuzu alabiliyorlar. Olur mu öyle şey diyeceğinizi tahmin ediyorum. Evet oluyor. Bilginiz olsun. AVM'nin adı bu. Galeri AVM. Rusteveli Caddesi'de. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Buradan geçerken biraz dikkatli olun. Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği varmış tam karşıda. Evet, turistlerin buluşma noktası Özgürlük Meydanı'ndayız. Hani şeyden endişe etmeyin. Hani ya Tiflis güvenli değil mi falan endişe etmeyin. Tiflis gerçekten güvenli. Ama orası sıkıntılı biraz ya. Oraya dikkat edeceksiniz. Thank you. Otobüs turu yapıyorlar ha. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Az önce bir yerde Dunkin'de oturduk, bir kahve içtik. Filtre kahve sevenlere iyi ediyorum. Filtre kahve değil de Amerikano tarzı kahve sevenlere söyleyeyim. Dunkin orijinalle Dunkin'de orijinal diye bir kahve var. Onu tavsiye ederim. Bu arada gezerken şöyle bir yere denk geldik. Biz bunu
Noel pazarında yemiştik. Çok güzeldi. Bizim bir abimiz var. Noy abi. O çok severdi bunu. Şimdi ona burayı çekeceğim bir. Abi senin mekan. Hatırlamışsındır. Şimdi ona WhatsApp'tan göndereceğim bunu da. Şimdi nereden gidelim? Ara sokaklardan mı? Ya Tiflis'im, ben bu ara sokaklarına bayılıyorum ya. Şu sokaklarına bayılıyorum. Eski sokaklar böyle çok hoşuma gidiyor. Burası eski tarlabaşı mı? Yok canım, tarlabaşı değil de burası Tiflis'in eski ara sokakları. Araç geliyor, dikkat, kenara geçin. Evet, tekrardan ana caddeye çıktık. Ya öyle gezerken bir haritamız veya bir gezecek yerler listemiz yok. Resmen rastgele geziyoruz. Hani bakmıyorum nereye gidiyor, ne yapıyoruz. Dümdüz çıktık geziyoruz vallahi Tiflis sokaklarına. Uçağımız gece saat 3'te. 3'e kadar zamanımız var. Şimdi taksi çağırdık. Bolt uygulamasından. Üçleriye bizi Samebak Katedrali'ne götürüyor abi. Taksiler çok pahalı değil arkadaşlar. Yani şu gideceğimiz yol 20-25 lira falan tutacak. Şimdi katedrale çıkıyoruz. Buranın yolu yokuş. Katedrale çıkarken yol yokuş. Biz de yokuşu çıkmayalım, kendimizi yormayalım dedik. Taksiyle çıkıyoruz. İnerken yürüyerek aşağı sallanarak ineceğiz. Evet, taksiden indik. Geldik katedrale. Yalnız abi o kadar iyi şoför değildi ha. Abi inanılmaz sinirli. Agresif. Abi hem agresif, agresifi geç. Ya çok ani fren yapıyor. Dur kalk dur kalk, ama sert yapıyor yani frenleri. Sürerken takmıyor. Herhalde durduğunda takıyor. Samebak Katedrali. Tiflis'in simge yapılarından. En önemli yapılarından bir tanesi. Geceleri müthiş bir ışıklandırma yapılıyor buraya. Buraya gelmemin nedeni, aslında ben daha önce buraya gelmiştim. Tekrar gelmemin nedeni, hemen bunun bahçesinde bir tane restoran var. Güzel bir restoran. Şimdi orada bir yemek yiyeceğim. Şimdi biz burada bir fotoğraf çekilelim. Her zamanki gibi. Tiflis'in her yerinden gözüküyor burası. Özellikle gece. Işıklandığı zaman şehrin her yerinden burayı göreceksiniz. Şöyle geniş de bir bahçesi var. Aşağıda da hemen restoran da var. Şehrin her yeri buradan gözüküyor ya. Samebak Katedrali'nin içi. Evet, aşağı doğru biraz indik şöyle. Evet, Lagitza Water. Bu restoranı tavsiye ederim arkadaşlar. Hem uygun fiyatlı, çok pahalı değil. Menüsü de güzel. Lezzeti de gayet yerinde. Güzel bir restoran, burayı tavsiye ederim. Evet, yemeğimiz geldi. Gürcistan'a geldiğim zaman bunu yemediğim bir tatil hatırlamıyorum herhalde. Her geldiğimde kesinlikle yemişimdir. Şimdi şunu güzelce bir karıştıralım. Güzelce bir karıştıralım şöyle. Ondan sonra da onu yemeye başlayacağız. Bunun fiyatı 15 lira bu arada. Şu yemeğin fiyatı 15 lira. Samebak Katedrali'nden aşağı doğru attık kendimize. Şimdi şehir merkezine tekrardan indik. Şimdi ne tarafa gidelim Tiflis'te? Var mı? Teleferiye bineceğiz mi? Teleferiye yukarı çıkalım mı? Şimdi Tiflis'te yapılacak yerler listesini arkadaşlar.
Samebe Katedrali var. Teleferiğe çıkıp Gürcistan'ın annesi heykeli var. Gürcistan'ın anası heykeli var. Orada şehir manzarasını da izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra teleferikle de aşağı, yani yukarı teleferikle çıkıyorsunuz. Aşağı inerken de Gürcistan'ın eski sokaklarından süzülerek iniyorsunuz. Öyle bir aktivite var. Kura Nehri'nin oraya Barış Köprüsü var. Oraya görülecek yer yine. Kukla Tiyatrosu var. Saat Kulesi. Rustaveli Caddesi. Tiflis'te hemen hemen bu kadar diyebilirim gezilecek yerler. Tabii bunlara en az bir iki gün, bir gün değil de iki gün ayırmanız yeterli. Yani Tiflis'e geldiğinizde iki, maksimum üç gün kalabilirsiniz. Evet, aşağı doğru indik. Karşısı görüyorsunuz, hemen teleferikle çıkıyorlar yukarı doğru. Ondan sonra da aşağı doğru süzülüyorlar. Yürüyerek hem Tiflis'in eski sokaklarını geziyorsun. Hemen şurası da Reich Park'ı karşısı. Burada bir de Berlin duvarından bir parça vardı. O duruyor bu parkta. Şu kiliseyi çıkmadık biz değil mi? Bir dakika bakayım. Evet, şu karşıdaki. Şuraya da uğramayı unutmayın. Orada çok güzel fotoğraf çekebileceğiniz yerler var. Kesinlikle oraya da gidin. Sadece oraya kilise olarak düşünmeyin. Şehir manzarasını en iyi alabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Tam şu karşıda gören kilisenin orası. Barış Köprüsü hemen ileride yine. Teleferikler oradan kalkıyor, yukarı çıkıyor. Teleferik ücreti ne kadardı ya? 3 lira mıydı? 2,5 ya da 3 olabilir. 2,5 3 lira falan teleferik ücreti var. Biniyorsunuz teleferiğe, sizi hop yukarı atıyor. Şu an bize gelecek herhalde tur atmak için. Thank you. Biz teleferiğe binmedik arkadaşlar. Daha önce de çıktığımız için yukarıya biliyoruz. Dedik teleferiğe çıkmayalım. Aa, bu teyze yine burada. Thank you very much. You're welcome. Excuse me one more time. Thank you. Tam karşıda Barış Köprüsü var. Gece ışıklandırmayla o da çok güzel oluyor. Bot turları var burada her yerde arkadaşlar. Yazın geldiğinizde bot turu yapabilirsiniz. Keyifli olabilir bot turu. Buradan şöyle geçelim. Şöyle bir şehir manzarası. Kura Nehri. İşte dediğim kilise bakın şurada, hemen şunun şuraya geliyorsunuz. Oradan çok güzel bir şehir manzarası fotoğrafı çekebilirsiniz. Eski Tiflis manzarası tam karşımda. Şu anda Tiflis'in tam göbeğindeyiz. Turistlerin en çok olduğu yerlerden birisi burası. Gece burası ışıl ışıl. Burada çok fazla tur satmaya çalışıyorlar ya. Şimdi biz eski Tiflis'i gezdik arkadaşlar. Dolaştık, ettik. Şimdi yeni bölgeye doğru, yani yeni Tiflis denilen şehrin batı tarafına doğru ilerliyoruz. Şimdi biraz da oraları gezeriz, dolaşırız. Gece saat 12-1'e kadar gezmeyi planlıyoruz. Sonra zaten havalimanı ve İstanbul yapacağız. Şimdi arkadaşlar ara sokaklara girdik. Yalnız bu ara sokaklar Belgrad'ın sokaklarına benzemiyor mu? Buralar mesela. Benziyor değil mi? Benziyor. Belgrad daha güzel. Belgrad da Tiflis mi? Ya tabii Belgrad'ın da havası var abi. Sonuçta Sırbistan'da çok başka yani. Ama evet, benim için Sırbistan, Belgrad birbirinin kopyaları. Çok ölümcül farklar yok. Sırbistan, Belgrad dedi. Pardon ya. Sırbistan, Belgrad diyorum ya. Gürcistan. Sırbistan'la Gürcistan arasında çok büyük farklar yok. Birbirine çok yakın ülkeler. Balkanlarda arkadaşlar farkı yaşamak istiyorsanız samimi söylüyorum, Karadağ'a gidin. Kotor, Budva, Hersonovi yapın. Ya, bu güzergahı kesinlikle Balkanlarda gezin. Karadağ'a özellikle ya bir 3-4 gün ayırın. Karadağ çok güzel ülke. Ki AB'ye gireceğini düşünüyorum. AB'ye girdikten sonra artık oraya da gidemeyiz. Şimdi dönelim biz Gürcistan'a. Aşağısını hatırladın mı Özlem? Aşağısı Noel Pazarı'nın kurulduğu yer. Evet, evet. Evet, burada da çok eski bir kilise var. Ya burada kilise çok fazla. Evet. Çok fazla var. Ve hep çoğu da tarihi, önemli. Evet, biz buraya... Bir önceki videomda hatırlayacaksınız. Yılbaşı eğlencesi falan vardı. Noel zamanıydı. Buralar ışıl ışıldı ya. Aa, burada harbiden güzel resim çekilir ha. Tamam, dur seni çekeceğim. Dur bakayım bir. Bekle bakayım bir. Telefonumuzu hazırlayalım. Çok iyi oldun kanka. Teşekkür
Bunu Instagram'da paylaşırsın herhalde. Tabii ki. Noel Pazar'ın kurulduğuyla şu anki halin hiç alakası yok gibi valla. Sağlı solu dükkanlar var. Burada neler var? Burada genelde böyle inci bon... İlk girdiğimiz yerde, bu ilk çektiğim yerlerde, oralarda biraz geçme var. O kadar. Bu kadar bir Christmas pazarı var. Yani harbiden Noel Pazarı ile şimdiki arasında devasa fark varmış. Bir de o zamanlar sadece öyle gördük burayı. Ha, burası trafiği açık bir caddeymiş normalde. Aa, bilmiyordum bak. Ben burayı normalde de kapalı sanıyordum. Demek ki sadece Noel zamanı kapatmışlar trafiği. Şu ilerideydi. Vay be, çok değişikmiş ya. Ortam bu şekilde. Trafiği açıkmış bile. Ben hiç trafiği bile açık olduğunu bilmiyordum buranın. O zaman öyleydi tabi. Bir de ilk defa o zaman gördük ya. Hafızamızda öyle yer edindi. Şimdi bizim arkadaş magnet aldı. Bir tane de şöyle bir şey almış. Bir tane de haçapuri aldım arkadaşlar. Benim hanım seviyor haçapuriyi. Buradan aldık. Abi Azerbaycan Türk'ü. Bu abiden alabilirsiniz. Daha önce geldiğimde de yine bu abiyi söylemiştim ben size. Hediyelik eşyayı buradan alın diye. İçeride 1001 çeşit hediyelik eşya var. Burayı tavsiye ederiz. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım buradan devam. Dümdüz. Evet, şansa nereyi buldum. Şimdi tam karşıda bit pazarı var arkadaşlar. Bu arada bit pazarını buldum ha. Burayı çok gelir. Bit pazarı, o biz Noel zamanı geldiğimizde kurulmamıştı. Şimdi bit pazarını buldum. Size bit pazarını da göstereceğim. Neler var? Ya bu bit pazarında genelde çok eski şeyler. Yani böyle çok ilginizi çekecek şeyler yok aslında ya. İşte şimdi göstereceğim size detayları. Şimdi bakalım neler varmış bit pazarında. Burası da tipisi meşhur bit pazarı. Antika fotoğraf makineleri. Ya böyle çok ilgimi çekecek şeyler yok ya. Ya biraz hızlı geçiyorum ama çok böyle duralım, bu neymiş diyeceğim şeyler yok. Burası da Tiflis'in bit pazarıydı. Ya böyle çok ilgimi çekecek hiçbir şey yok ya. Bit pazarı ama hiçbir şey yok yani böyle. Kötü şeyler vardı. Ben yani böyle ilgini çekecek. Bu ne ya, alayım. Dikkatimi çekecek bile bir şey yoktu. Sabahtan belki olabilir ama bunlar hep burada. Şimdi Sarbükren Meydanı burası. Sarbükren Meydanı diye geçiyor. Şimdi oraya geldik. Tabii buraya bunun için gelmedik. Dolaşıyoruz. Önümüze burası çıktı. Merak ettim. Bir yerden bakayım dedim. Şimdi biz nereden geçeceğiz? Şu aşağıdan geçelim. Gelin. Yaya geçişlerinde çok hassaslar. Ayağımı attığım an duruyorlar. Yani bunu dedikten sonra durmaması gerçekten ya. Ya gerçekten Tiflis'i o kadar gezdim, dolaştım. Harbiden adamlar ayağını atınca duruyor. Durmayana denk geldim o da. Tam ben söyleyince. Şurada market var. Su alalım isterseniz. Biz buradan dümdüz gideceğiz de önce bir markete girelim. Burada sağlı sollu restoranlar. Hep sizi restoranlara davet ediyor. Resmen turistlerin koluna girip yapışıyorlar böyle. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Ergen tanı bunu da. Yoksa zor kanka. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi Tiflis'i gezmeye devam ediyoruz. Öyle boş boş yürüyoruz aslında. Güzel ama sokakları.
sıkmıyor yani yürürken. Yorulduğunu da hissetmiyorsun. Abi maşallah be, her yeri, oh, oh. Her yerinde şey vardı. Kirsik mi diyorlar bana, ne diyorlar? Her yeri doluydu valla. Çölükteki çatal kaşık bıçak setisi şafırda yok yani. Yalnız var ya, o bir alışveriş diyorum ya. Havalimanına gitse, bir de kıl bir ülkeye gitse. Of of of, sabah akşam geçer makinalardan artık. Vallahi mahvederler valla. Şöyle eş kaza bir Irak'a falan gitse var ya. Eski Tiflis'ten sıkılırsanız bu taraflara geçersiniz. Şehrin batı tarafı. Buralar biraz daha böyle yeni Tiflis diyebileceğimiz yerler. Arkadaşlar bu arada genelde videoya şey yazıyorlar bizim Gürcistan videolarına. İşte telefon fiyatları nedir? Telefon fiyatlarını çeker misin falan. Telefon Gürcistan'dan alınmaz. Artık Gürcistan'da pahalı. Hem ülkede zam geldi telefonlara. Gürcistan'da zam geldi. Hem de kayıt ücreti artık 6000 lira olduğu için uçak bileti falan derken Ukrayna sizi kurtarmaz. Pardon. Gürcistan sizi kurtarmaz. Telefon için benim size tavsiyem Irak'a gitmeniz. Kuzey Irak'a gitmeniz. Bağdat'tan bahsetmiyorum. Erbil'den bahsediyorum. Erbil'e gitmeniz. Erbil vizesiz bu arada şu anda. Erbil'e gidip telefon alabilirsiniz. Kendinizi yarı yarıya gibi bir kazancınız olur. Tiflis öyle değil. Burada o kadar ucuz değil telefonlar. Türkiye fiyatına çok yakın. Sokak da çok güzelmiş ha, karşı sokak. Aa, Dunkin burada var. Dunkin'in kahvesine bayılıyorum ya. Tiflis'in herhalde en lüks yerlerinden birisi herhalde burası. Çünkü hem insanların kılık kıyafeti, hem sokaklar, hem mağazalar çok değişti. Level atladı gibi oldu valla. Yere lüks olduğu büyük mektaşlar sandı. Yok, belli, burası şehrin en popüler, en zengin bölgelerinden bir tanesi. Oldukça da kalabalık. Yalnız bu cadde çok iyiymiş ya. Şurada çok güzel fotoğraflar çekilebilir vallahi caddede. Güzel bir cadde burası. Tiflis'i gezmeye devam ediyoruz ya. Ya Tiflis'te artık o kadar çok gezdiğim için, her yerini bildiğim için neredeyse kendimi atıyorum sokağa. Yol beni nereye götürürse. Hani şuraya gideyim, buraya gideyim yapmıyorum. Yol beni nereye götürürse geziyorum. Tiflis'i çocuklu ailelere tavsiye ederim. Yakın yer, atlayın gelin. Çok da güzel gezersiniz vallahi. Parası pahalı arkadaşlar. Yani lari olmuş 7.30. Yani yılbaşında geldiğimde 7 idi, 7.30 olmuş. Parası değerli ama hayat o kadar pahalı değil. Yani en kral hamburgercide 150-200 liraya hamburger yersin. En kralından bahsediyorum ama. İyi bir hamburger yiyeceğim dersen. Ama ben uygun yemek istiyorum ya. Ben bütçemi aşmayacağım diyorsanız, uygun gezi istiyorum derseniz, mesela böyle yerler var. Börek satan yerler, poğaça tatlı satan yerler. Oralarda 3 liraya da karnınızı doyurabilirsiniz. Güzel böyle börek dilimleri alabilirsiniz 3 lira. 20-25 liraya karnınızı doyurabilirsiniz. Yeter ki siz ne istediğinize karar verin. Her bütçeye göre burada gezebilirsiniz. Cadde bayağı uzunmuş arkadaşlar. Bayağıdır yürüyoruz. Daha sonunu getiremedik bu caddenin. Bayağı uzun bir cadde. Ya bu caddede yürürken kendinizi biraz böyle Avrupa'da hissediyorsunuz ya. Şu caddenin, sokakların duruşu falan, binaların duruşu. Kendinizi sanki böyle Avrupa'da bir sokakta yürüyormuş gibi hissediyorum şu anda. Avrupa'ya çok yakın görüyorum şu an. Şehrin çoğu yerinde küçük şöyle mini parklar var. Oturup soluklanabileceğiniz minik minik parklar var. Bu şehrin çoğu yerinde gördüm ben bunu. Tiflis'in neredeyse yani 100 metrede bir görüyor muyuz ya şunları, değil mi? Neredeyse böyle minik minik soluklanabileceğiniz yerler var. Evet, caddeyi bitirdik sanırım diyeceğim ama karşıya geçiyorsun, yine daha da uzun devam ediyor. Sağda var, solda var. Evet. Arkadaşlar çok böyle turistik yerlere gitmedik. Size oraları göstermedim çünkü önceki çektiğim Gürcistan vlogunda var zaten. Biz şimdi sadece
Tiflis'e geldik. Öyle kafamıza göre, keyifçe yürüyoruz, dolaşıyoruz. Çok böyle hadi şu tarihi noktaya gidelim, hadi bu tarihi noktaya gidelim diye çektiğim bir video değil bu. Tiflis hakkında da merak ettikleriniz varsa gitmeden önce ya niye işte şu kafamda sorular var ama nasıl yaparız gibisinden bana yazın. Elimden geldiğince size anlatırım. Biz dümdüz hala yürüyoruz o yolu, caddeyi. Valla çok güzel yerlere geliyoruz ama yani tavsiye ederim bu güzergahı zamanınız varsa. Grup olarak geliyorsunuz bir de oh biz gibi yolda muhabbet sohbet ede ede gezersiniz arkadaşlar. Buralar çok güzel. Tamam turistik yerler değil ama seviyorum şehrin diğer yüzünü görmeyi. Siz de hoşlanıyorsanız buralara gelebilirsiniz. Bakın demek istediğim şeyler şu. Mesela bak uygun fiyatlı yemek yiyebiliyorsunuz. Mesela fiyatlar ne kadar? Mesela şöyle bir şey. 4,5 lira demiş mesela şuna. Şunu 4 lira demiş. Hani buranın etinden falan çekiniyorsanız patateslisini, peynirlisini yiyebilirsiniz. 1,5, 2 liraya, 3 liraya karnınıza doyurabileceğiniz şeyler de var. Evet, Tiflis Stadyumu'na geldik. Dinamo Tiflis Stadyumu'na geldik. Nasıl geldik ben de bilmiyorum. Arasak bulamayız he. Vallahi gel bakalım şeye gidelim. Dur kırmızı yandı. Bakalım story var mı? Story varsa bir forma falan bakayım uygunsa. Geçmeyeceğim ya. Kırmızıya bekliyorum. Abi Ümit Özat'a benzemiyor mu ya şu? Şu tabelaya baksana. Yok ya. Aa, Serhat'a da benziyor. Ümit'e bence daha çok benziyor. Ümit Serhat kardeşim. Arkadaşlar Tiflis Stadyumu'na geldik ya. Nasıl geldik biz de bilmiyoruz vallahi. Muhabbet sohbet ede ede kendimizi burada bulduk. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Ya biz unuttuk video çekmeyi. Bayağı bir gezdik dolaştık. Ya bayağı bir dediğim oradan çıktık. Birkaç tane daha cadde var. O caddelere gittik. Ondan sonra bir yerde bir yemek yedik. Yemek yedik derken hava karardı zaten. Yağmur yağdı. Yağmur yağınca da kamerayı çıkaramadım. Akşam ettik. Artık bir gezinin daha sonuna geldik. Tiflis gezimizi bitirdik. Tiflis'i tam dolu dolu bir günümüz vardı bugün. Ben dünü saymıyorum. Dün işte eve gelmesi falan filan çok bir şey olmadı. Dolu dolu bir günümüz vardı. Bugün öğlen hatta yattık bayağı da bir uyuduk. Öğlen 12'de çıktık. Akşam şu anda saat 10. Olayı bitirdik. Şimdi eve gideriz. Bir iki saat dinleniriz. Saat 12-1 gibi havalimanına gideceğim. Gece 3'te de uçağım var. Memlekete döneceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Gezimizi bitirdik. Tiflis'le ilgili sorularınız varsa bana yazın. Tiflis'te merak ettiğiniz bir şey varsa bana yazın. Sim kartı anlattım size. Ulaşımı anlattım size. Gezilecek yerler zaten Google amcaya sorduğunuz zaman her yer çıkıyor. Gerisi artık sizde. Tiflis'e gelin, gezin, dolaşın. Tiflis güzel yer. Kendinize iyi bakın. Artık bitiriyorum videoyu. Hoşçakalın. Bir başka dizide, gezide görüşmek üzere. Şimdi Ramazan'a denk geliyoruz. Ramazan'a gireceğiz. Ramazan'dan sonra Asya turu yapacağım. Ramazan'dan sonra inşallah görüşeceğiz yine.